tüm bu veriler ışığında size en iyi hizmet verecek kuruluşun Generation Reklam Ajansı. Generation Reklam Ajansı olduğuna umarım sizi ikna edebilmişimdir Maynur Hanımefendi. Maynur Hanımefendi. Ben de sizinle çalışabilmeyi çok isterdim ama işi maalesef bir saat önce reklam idman yurduna verdim. Ne? Reklam idman yurdu ha? Ya. Masar. Ruhun hayrola ne oldu? Bir şey mi var? Ajansınızın iş alması için yardım ettim ama aksilik oldu. Telefonlarınızın kesik olduğunu nereden bilebilirdim ki? Boş ver şimdi onu. Bu iş almamızı sağla yeter. Pardon telefon cevabında. Alo. Masarcığım sadece tek bir sihirim kaldı. Ne babana para bulabildim ne de annenleri kurtarabildim. Ama eğer çok istiyorsan bu iş için kullanabilirim. Hayır Allah'ım ne yapmalı? Bir anda annemler, bir anda baban, bir anda ajans. Bu üçünü de halledebilecek tek bir sihir yok mudur ya? En iyisi ben bir gidip Gözüm ablaya danışayım. Of Allah'ım. Saray gibi evim elimden uçmak üzere. Ne yapsam da evimi kurtarabilsem, nereden para bulsam? Keşke biri çıksa da bu parayı bana verebilse, ne olur sanki. Geldim. Abi, Allah rızası için bana biraz para ver. Hoppala, esas sen bana ver. Hadi be abi. 100.000 lira da versen olur. Vallahi fazla parada gözüm yok. Ben sürümden kazanmayı seven bir dilenciyim. Sürümden mi? Dur bakayım. Sen bu işten günde kaç para kazanıyorsun? Fazla değil. Günde 100-150 milyon falan kazanıyorum be abi. Oha! Bana bak. Var mısın? Seninle ortak çalışalım ha? Ne dersin? Seninle ortak olduk mu? Sadaka dünyasında fırtına gibi eseriz vallahi. Hatta daha fazla para kazanmak için istersen kolumu bile kestiririm. Bana bak! Buraya gel! Ayağımın birini de kestireceğim! İşte durumu anlattığım gibi Gözüm abla. Bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Vah benim güzel ruhsarcım. Anlattıklarına göre çok şanslısın. Peki sen yılların Gözüm ablası. Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersin Gözüm abla? Vallahi çok zor bir durum be yavrum. Ben sana son sihrini şunun için tercih et diyemem ki. Bu tercihi senin yapman en doğrusu. Ay ne yapsam acaba? Son sihrimle hangi problemi çözsem? Arkadaşlar, son umudumuz da boş çıktı. Alacağımız tek işi reklam idman yurduna kaptırdık. Peki şimdi ne olacak Önder Bey? Artık bir mucize gerekiyor arkadaşlar. Mucize. Acaba son büyü hakkımı da babam için mi kullansam? Zavallının elinden ata yadigarıya ev gitmek üzere. Kim bilir ne kadar üzülüyordu. Ulan sahiden de bu mazharın hiç parası yokmuş be. Ay Allah'ım. Gittikçe daralıyor. Evi kurtarmak için ya, para bulmam gerekiyor ama nereden? Ya nereden gittim de tarlaya avokado ektim sanki. Bir avokado için yararlı meyve derler. Ben bir kadın yararını görmediği gibi elimde gidiyor elimden. Yoksa son sihirimle menkıbe cadısını mı kurtarsam? Gerçi hiç içimden gelmiyor ama ne yapayım? Masar'ın hatırı için yapabilirim. Kalınlığı 2 metreyi bulursa biz de kuzeydoğuya doğru 800 kilometre gidersek Paris'e çıkmış oluruz. Yani biz buradan kurtulmakta kalmayıp Paris'te görmüş oluruz. Bitti mi Reyhan? Bitmedi. Paris'ten de 2000 kilometre güneye doğru tünel kazarsak New York'un göbeğine doğru çıkmış olacağız. Böylece Amerika'yı da görmüş olacağız. Ben Amerika'yı görmek yerine senin akıllandığını görmeyi tercih ederim. A benim salak kızım. Ne oldu?
Reyhancığım. Zaten çanta kapkaççısı bir çetenin elemanı olarak suçlanmak yeterince canımızı sıkıyor. Yani ayrıca senin salaklık yapmana hiç gerek yok. Bilmem anlatabildim mi? Bana salak diyemezsiniz. Eğer bana bir daha salak derseniz sizin çetenizden ayrılır başka bir çeteye girerim, haberiniz olsun. Ay bu kız insanı zorla katil yapar. Kızım ne çetesinden bahsediyorsun sen? Bize iftira ediyorlar işte, görmüyor musun? En iyisi ben gidip itirafçılık yasasından yararlanıp serbest olayım. Evet, en güzeli bu. Karar verdim. Ben gidip suçumu itiraf edeceğim. Kapıcı Bey! Kapıcı Bey! Kapıcı Bey açın! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acı ölmemiş.